Bu ideolojik yani Marksizmi bir kılavuz olarak kullanan ideolojik bir hareket dedik. Bu ideoloji sömürülen esası üzerine yani sınıf hareketi üzerinden bir yorum yapmıyor sadece. Yani dünyadaki hegemonyanın tarihsel evrimini de anlatıyor. Bu böyle bir gerçeklik. Onun için mahirlerle birlikte yok olacak bir şey değil bu. Bu bir düşünce. Bu düşüncenin zaman faktörü yoktur. Zamanı yoktur yani. Sömürü Mezopotamya'yı ele alalım, Anadolu'yu ele alalım. Sömürü tarihten beri var. Ben Ezidilerle ilgili bir araştırma okuyordum, okumuştum. Yani anılarımı yazarken biraz böyle bölgeye dair tarihi gerçeklikleri de okuyayım istiyordum. Bir Fransız yazarının, seyyahın, gezgin bir gazetecinin aslında bir bilim insanının Mezopotamya'yı dolaşırken karşılaştığı şu gerçekliği burada bir ifade edelim. Ne demek istediğimi çok güzel anlatıyor. Adam Mezopotamya'yı dolaşmış. Maveren Nehir yani iki işte Dicle Fırat'ın birleştiği en dünyanın en bereketli toprakları, dünya uygarlıklarının işte Türkiye dünya tarımının deşiğinde şunu görmüş adam. Hastalık, açlık, yoksulluk. Yani çok şaşırmış. Yahu yani güneş, su, toprak, her şey var. Bu yoksulluk, bu hastalık neden? İşte o neden sürüyor. O yüzyıllar boyunca süren gerçeklik bugün de sürüyor. Yani bizi topraktan, güneşten, işte emekten koparan, üretmekten koparan bir gerçeklikle burun burunayız. Onun için Mahir'in devrimci düşüncesi bu temel, bu esas üzerine kurulduğu için eskimez. Yaşıyor. Yani bu bir ihtiyacı karşılamak üzere zaten formüle edilmiş tezlerdi Mahir'in tezleri. Marksizm de böyle bir şey. Marksizm bize araçları gösterdi. Ondan sonra yolu gösterdi. Hatta Marx'ın kendisi de eylemlere de katıldı. Yani Marx'ı sadece bir filozof masa başında kitap yazmış. İşte işçi sınıfı birleşin demiş, işçiler kavga edin demiş biri değil. İşçilerle birlikte omuz omuza sendikal hareket içinde mitinglere katılmış, meydanlara çıkmış bir adam. Yani zaten Marx'ı diğer filozoflardan farklı kılan, onu devrimci kılan özelliği bundan ibaretti davrandığın zaman. O da modası geçmiş gibi bir propagandayla karşılaşıyorsun. Bu da etkili oldu. Bakın dünyada artık halk hareketleri, sivil toplum örgütlerinin meydanlarda değişik kılıklarla gerçekleştirdiği, değişik sloganlarla işte... Yani küçümseyerek söylemiyorum. Çevre hareketiyle başlıyorum. İşte Yeşiller vesaire. Kadın hareketi, insan hakları. Hepsi sanki şeylere alternatifmiş gibi. Örgütlü siyasi mücadelenin alternatifleriymiş gibi. Bir sivil toplumcu örgüt hareketi dünyada boy göstermeye başladı. Ama başaramadı. Bu da yenildi. Bu deneyimi de yaşadı. Onun için ben Mahirlerin düşüncesinin ve Denizlerin ve devrimci 68 kuşağının o dönem geliştirdiği ve dünyada geliştirilen o düşüncenin hala parlaklığını sürdüğünü düşünüyorum. Üçüncü saldırı alanı eylem. Yani bugün anayasada bile 61 anayasasını getirdiği bir şeydir. Bu izin almadan eylemli bir harekete girmek. İşme hakkının olduğu halde üç kişi bile çıkıp bir yerde bir şey yapamıyorsun. Yani o da bir suç, o da bir demode olmuş bir şey. Kardeşim sen artık meydanlara çıkma. Yani bu aslında kent savaşları için çok hazırlık yaptı kapitalizm.
kentte kullanacağı silahlar geliştirdi. İşte gazlar geliştirdi, kurşunlar geliştirdi. Yani savaşı kentlere yıktı ama artık bu savaşın bir tarafını tamamen yok etti. Yani şimdi o aşamaya geldik. Savaş şartlarını da değiştirdi. Şimdi evet, bu mesele, bu ideolojik mücadele şeyini, kuşatmasını bizim aşmamız lazım. Yeni bir program yazarsak, devrimci bir program yazabiliriz. Sokakla, sokaktaki insanla buluşmamız gerekiyor. Biz pusulayı yeniden ele alacağız. Pusulasız gidiyoruz. Pusulasız giden bir gemi değiliz biz. Benim demek istediğim o. Devrimci hareketin bir pusula olabileceğini şimdi de söylüyorum. Yaşadığımız zulmün ağırlığını ve dehşetini ve siyasi hareketi, herhangi bir siyasi hareketi başlatmanın yükünü, zorluğunu bilen bir kişi olarak benim izlediğim şey şuydu HDP ortamında. Türkiye dinamiklerini bir araya getirmek. Kürt dinamiğini, devrimci sol dinamiği, Alevi dinamiğini ve mağdur olmuş bütün halkların dinamiklerini bir araya getirmek gibi. Yani bu konjonktürün getirdiği bir siyasi formülasyon olarak böyle ben algıladım ve pek çok şeye, evet, yani taviz demeyeyim ama katlanmaksa demeyeyim, bilinçli bir yaşamım var. Hala da ben HDP'nin üyesiyim ve başka bir seçeneğim de yok siyasi parti anlamında. Hala benim ocağım ve bir gerçektir. 6 milyon oy almış bir gerçektir. Ve hepimizi aştı. Yani kim ne derse desin onu aştı. Yani başkanlığı yapmış, bir şey söylemiş, o başkanı ve o başkanın söylediğini aşmış bir harekettir. Hepimize öğretici oldu HDP süreci. Bir okul oldu. Yani HDP klasik Türkiye siyasi partilerinin benzeri bir parti değil. HDP bir siyasi harekettir, bir halk hareketidir. Bunu söyleyen pek çok dostumuz var, arkadaşım var tabii ki. Ben de bu düşüncedeyim. Yani böyle baktığımız zaman bu her cümerç içinde yani neyimiz varsa kervanı düzüp yürümek gibi bir yürüyüştür. Yani evet, 10 yıl önce HDP şöyleydi ama 10 yıl sonra nasıl bir HDP olabilir? Nasıl bir HDP 10 yıl sonra daha etkili olabilir? Bunun araştırması çok değerli, çok önemli. Sorun da bu açıdan çok önemli bir sorun. Yani şimdi çıkıp birilerinin işte HDP sosyalist bir parti değildir dememesi lazım. Yani bunu diyenler, içinde bileşenler var. Eğer içinde sosyalist bir parti var da HDP sosyalist bir partidir yani. Bunun başka bir ifadesi olabilir mi? Önemli bu örgütlülükte zaaf teşkil eden bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu benim HDP'liliğime halel getirmez Deniz. Sakın öyle kimse dinlemesin. Yani ben anlattım HDP nasıl bir şey. HDP yaşamın kendisi. Öcalan o mesajında, yani eğer tarihe samimi olarak yaklaşacaksak ve dürüst olacaksak bunu da söylemem lazım. 68 hareketi içinde bütün Kürt devrimci hareketiyle Türkiye devrimci hareketi bir bütündü. Hep beraber yürüdük. Ve biz bu sosyalist hareket içinde, devrimci hareket içinde piştik. Bir şeyler olduysak. Ama bir dönem sonra yollarımız ayrıldı. Şimdi kısaltarak söylüyorum. O sayfalar dolusu yazı. Tabii bunu söylerken bütün siyasi hareketleri sayıyor. Ben tabii şimdi ben iki siyasi hareketten söz ettim. Kaypak Kaya'nın adı hiç geçmedi. Sakın eksik bırakmak için değil, unuttuğum için dile getirmedim.